kırmızı rengiyle birlikte lezzeti üzerinde en sevilen meyve türleri içerisinde yer almaktadır. Sağlığınıza çok büyük faydası olan bir besinden bugün bahsedeceğiz. Ana vatanı Japonya, Tayland, Kore, Filipinler olan ve ülkemizde de bazı bölgelerde yetişen bu besin, C vitamini yönünden zengin içeriğiyle insan sağlığına sayısız fayda sağlamaktadır. Doğal şekeriyle oldukça lezzetli olan bu meyve, çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutulmuş haliyle de satışa sunulmaktadır. Evet, bugün bahsedeceğimiz bitki koca yemiş. Çin'in binlerce yıllık favori meyveleri arasında yer alan koca yemiş, Türkiye'de Batı Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Çin çileği de denen bu meyvenin ticari değeri oldukça yüksektir. C vitamini ve çeşitli mineraller açısından oldukça zengin olan koca yemiş, reçel, meyve suyu ve şekerleme yapımında kullanılmaktadır. Koca yemiş, yüksek tansiyondan kalbe, mide rahatsızlığından kolesterole kadar pek çok sağlık sorununa fayda sağlamaktadır. Bu besin hakkında faydaları aktardığımızda sizler de hemen kullanmak isteyeceksiniz. Çünkü ilk defa tanışan çok kişi olacağını tahmin ediyoruz. Funda ailesine bağlı olan ağaçta yetişen koca yemiş aynı zamanda biledin de denilmektedir. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de rahatlıkla yetişen koca yemiş, gelişimi yavaş tamamlayan bir meyvedir. Sarı olarak ağaçlarda görülen koca yemişin kırmızıya dönmesi durumunda hem kışın hem de yenilebilirliğinin habercisidir. Çilek ağacı olarak da bilinen koca yemiş fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. İçerindeki maddeler nedeniyle sinir sistemini iyice gevşetir. Ancak yüzyıllar boyunca hem meyve olarak tüketilmiş, hem yaprakları kurutularak çay yapılmış, hem de alternatif tıpta ilaç olarak kullanılmıştır. Şimdi gelelim koca yemişin faydalarına. Karaciğer ve akciğer temizlemede etkilidir. Özellikle akciğerlerde sigaranın meydana getirdiği deformeyi ortadan kaldırır, eski sağlığınıza kavuşturur. Sağlıksız beslenme ve yetersiz su içme neticesinde böbreklerde ortaya çıkan taş ya da kumun dökülmesini rahatlatır. Barındırdığı sıvı nedeniyle böbrek bezlerinin çalışma işlevini artırır. İçerindeki çekirdeklerle birlikte yenilebilen koca yemiş, diş ve diş eti hastalıklarını engellemede etkilidir. Çözücü meyveler barındıran meyve, diş tabakasında diş fırçasından daha ayrıntılı temizlik yapar. Kırmızı rengine sahip olan bütün meyvelerde olduğu gibi, antioksidan ve antiinflamatuar niteliği olan koca yemiş, hücrelerin yapısını hem korur hem de kuvvetlendirir. İçerindeki çekirdeklerle birlikte yenilebilen koca yemiş, diş ve diş eti hastalıklarını önlemede etkilidir. Çözücü maddeler içeren meyve, diş tabakasında diş fırçasından daha detaylı temizlik yapar. Kırmızı rengine sahip olan tüm meyvelerde olduğu gibi, antioksidan ve antiinflamatuar özelliği olan koca yemiş, hücrelerin yapısını hem korur hem güçlendirir. Bu özelliği sayesinde romatizma, enfeksiyon, kemik hastalıklarının yanı sıra kanserin oluşumunu önler. Çocuklarda daha fazla görülen bağırsak kurtları ciddi bir sindirim sorunudur. Doğal ilaçlar arasında ise koca yemiş yer alır. Koca yemiş hem kurtların dışkılamayla atılmasını sağlar hem de bağırsak florasını korur. Güçlü bir antioksidan olduğundan idrardaki enfeksiyonlu hücreleri atar. Mesanede idrar birikmesini önler. Özellikle kadınlarda daha fazla görülen idrar yolunda mantar oluşumu gibi ciddi hastalıkları önler. Ergenlik döneminde artan ve bazılarında o dönemden sonra da görülme oranı yüksek olan akne ve sivilce oluşumunu engellemek için de fayda sağlayan koca yemiş, cilt yüzeyinde siyah nokta ve gözenek oluşumunun da önüne geçer. Karaciğer ve akciğeri temizlemede güçlüdür. Özellikle akciğerlerde sigaranın oluşturduğu deformeyi ortadan kaldırarak eski sağlığına kavuşturur. Sağlıksız beslenme ve yetersiz su tüketimi sonucu böbreklerde ortaya çıkan taş ya da kumun dökülmesini kolaylaştırır. İçerdiği sıvı sayesinde de böbrek bezlerinin çalışma fonksiyonlarını artırır. Güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikler gösteren koca yemiş, bu sayede vücudu birçok hastalığa karşı korur. Vücut direncini artırıp bağışıklığı güçlendirir. Diş sağlığını olumlu yönde etkiler, özellikle diş eti problemlerinin çözümünde rol oynar. Safra kesesinin korunmasında önemli rolleri vardır. Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilen iltihaplanmaların oluşmasını engeller. Var olanların da daha hızlı iyileşmesine destek olur. Evet, safra taşını dökmeye yardım eder. Peki nasıl? Koca yemişin safra kesesini koruma görevi bulunmaktadır.
Safra yollarında iltihap ya da taş gibi ciddi durumlar varsa doktorunuza danışıp koca yemişi tüketebilirsiniz. Özellikle koca yemiş yapraklarından hazırlanan çayı içerek safra kanallarının temizlenmesine destek olabilirsiniz. Oluşan ufak safra taşlarının kolayca ve ağrısız bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. C vitamini ve pek çok mineral açısından zengin olan koca yemiş, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere önerilmektedir. Eğer sık sık hastalanıyorsanız, koca yemiş çayını içebilirsiniz, meyvesini de tüketebilirsiniz. Ağız sağlığını korumaktadır. Koca yemişin ağız içi bakteri ve enfeksiyonu yok ettiği bilinmektedir. Koca yemiş çayı tüketerek diş çürüklerinin ve ağız kokusunun da önüne geçebilirsiniz. Güçlü bir antioksidandır. Yapısında bulunan antioksidan maddeler nedeniyle vücudu her açıdan arındırır. Çok güçlü bir antioksidan yapıya sahiptir ve ruhen arınma sağlayacağı gibi bedenen de arınmanıza yardımcı olacaktır. Bağırsakların çalışmasına yardım eder. Bağırsaklara olan faydası birçok bağırsak hastalığını önlemektedir. Bağırsaklarda bulunan parazitlerin temizlenmesine yardımcı olan koca yemiş, aktif bir bağırsak sistemini de meydana getirmektedir. Enfeksiyonu temizler. Vücuda yayılan enfeksiyonun temizlenmesinde rol oynayan desteklerden biri koca yemiş. İdrar yolu enfeksiyonlarında ve cilt enfeksiyonlarında etkisi çok fazladır. Cilt sağlığınızı korur. Yaraları iyileştirir, dokuyu onarır. Cildin nem dengesini korur ve hasarlı hücrelerinizi onarır. Akciğerin temizlenmesini sağlar. Sigara ve tozlu havadan dolayı yıpranan akciğerleri temizlemenin doğal bir yoludur. Koca yemişin çayı da meyvesi akciğerin temizlenmesine yardım eder ve solunum yollarını rahatlatır. Karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırmaktadır. Karaciğer yağlanması, böbrekte taş ve kum oluşumu gibi sorunların bitkisel çözümü koca yemiş tüketmektir. Kronik bir hastalığınız varsa mutlaka doktora danışmanız öncelikle önerilmektedir. Kansere karşı güçlü bir koruyucudur. Serbest radikalleri vücuttan uzak tutan koca yemiş, antioksidan yapısı sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır. Peki nasıl tüketmemiz gerekiyor? Taze olarak tüketilen koca yemiş, kurutulup öğütülerek balla karıştırılıp da kullanılabilir. Balla karıştırıldığında özellikle boğaz enfeksiyonu ve sindirim problemlerine iyi gelmektedir. Yaprakları kurutulup çay yapılabilir. Ayrıca kaynatılan bu su cilt toniği olarak kullanılabilir. Reçeli de yapılır, tatlı pasta yapımında kullanılabilir. Koca yemiş taze olarak tüketildiği gibi kurutulmuş halinde güvenilir aktarlardan ulaşmak da mümkün olmaktadır. Öğütülmüş hali balla karıştırılarak tüketilebilir. Taze hali birçok tatlı tarifinde tıpkı diğer meyveler gibi kullanılmaktadır. Klasik çilek gibi reçeli, marmelatı da yapılabilir. Koca yemiş bitkisinin meyveleri dışında yaprakları da kurutularak bitki çayı olarak değerlendirilebilir. Harici olarak kullanmak isteyenler yapraklarıyla demlediği çayı ciltlerine uygulayabilir. Peki koca yemişin zararı nedir? Her besin kaynağında olduğu gibi koca yemiş meyvesinde bir miktar önemli. Koca yemiş bitkisinin fazla tüketimi, kabızlık, baş dönmesi, sersemlik gibi şikayetlere yol açar. Çilek gibi meyvelere alerjisi olanlar alerji yapabilir, dikkatli kullanmaları önerilmektedir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.